Merhabalar hocam. Merhaba. Evet, bugün cumartesi. Yarın önemli bir maçımız var. Biz son durumu artık hem taraftarlarımıza hem spor severlerimize iletmek istiyoruz. Uzun söz sizler hocam. Evet, yarın Hacettepe ile her iki takım açısından çok kritik maç oynayacağız. Gerçi kalan maçlarda zaten herkes için, 7-8 takım için çok önemli karşılaşmalar oynayacağız. Çünkü puan durumu maalesef herkesin kafa kafaya olduğu, bir galibiyetle 4-5 basamak sıkılacağı, bir mağlubiyetle aşağı inileceği bir ortamdayız. O nedenle her maçın önemi bundan sonra aynı değerde olacak. Ama biz Pazarspor olarak rahatlamak istiyoruz. Özellikle içerideki maçlardan artık galibiyetle çıkıp en kısa sürede bu bulunduğumuz ortamdan uzaklaşmak istiyoruz. Bu nedenle sporcularımızın gelişmeyini de çok beğeniyorum. 3 haftadır buradayız. Oldukça iyi bir mesafe aldılar. Hem takım olma alanında hem oyun sistemi anlamında iyi bir mesafe aldığını düşünüyorum. Ama ofansif anlamdaki sıkıntılarımızı en kısa sürede gidermek zorundayız. Çünkü artık gol atmadan bu oyunlar kazanılmıyor. Gol atmak zorundayız. Savunma anlamında iyi bir mesafe almakla beraber dediğim gibi hücumsal olarak da gelişmek zorundayız. Umarım Hacettepe maçı ile beraber bu hafta yaptığımız çalışmaların karşılığını bu hafta sahada alırız diye düşünüyorum. Ama yenilmemek çok önemli. Az da olsa bir 3 puanlık rakiplerle avantajımız var. Bu puanı da kullanmak istiyoruz tabii. Ama galip gelirsek çok daha farklı bir noktaya gidebiliriz. Umarım sporcularımız bunun bu çalışmaların karşılığını bundan önce olduğu gibi bundan sonra da vereceklerdir. Onlar da işin ciddiyetinin farkındalar. Burada tabii taraftarlarımızın ve yönetimimizin birlikteliği takım üzerinde çok etkili olacaktır. Ben yarın özellikle Pazarspor taraftarının coşkulu bir şekilde bekliyorum. Yani her şeyi teknik ekip, sporcu, yönetime bırakırsak yanlış olur. Ana faktör bu işlerde taraftar. Taraftar yoksa bu oyun oynamanın da bir esprisi yoktur. O nedenle Pazarspor'un yarın taraftara çok ihtiyacı var. Ve 90 dakikalık coşku içinde o psikolojik üstünlüğümüzü ele almak zorundayız. Umarım onlar da bizi yalnız bırakmayacaklardır yarın. Hocam son sakatlık durumu, yani kadroya giremeyeceği belli olan sakatlık durumları ve kırmızı kart durumlarını bir söyler misiniz? Kart sıkıntımız yok, fakat kaptan Aykut'la Emre Kalkan'ın sakatlıkları var. Onlar bizim için çok değerli, çok önemli iki oyuncumuzdu. Ama maalesef onlardan faydalanamıyoruz. Umarım en kısa sürede aramıza dönerler. Ama onların yerine oynayacak arkadaşlar da gereğini yapacaklar diye düşünüyorum. Bu konuda bir inşallah bir sıkıntı yaşamayız. Evet, çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, Pazarspor hocamızla yapmış olduğumuz röportajı izlediniz. İnşallah yarın saat 14 itibarıyla en azından 2 saatinizi Pazarspor'umuza ayırırsınız. Sizleri evet Pazarşehir Stadı'na bekliyoruz. Buradan yapmış olduğumuz yayın buradan sona eriyor. Hoşçakalınız.